Bunlar da olacak. Bunlardan korkmamak lazım. Bunların da faydaya dönüşmesi lazım. Ben inanıyorum ki şu anda Türkiye'de daha önceden bu geniş bant teknolojileri olsaydı, Türkiye'de Facebook gibi, YouTube gibi, Google gibi, bunun gibi benzeri siteleri yapan gençler çıkardı. Özellikle böyle bir avantajımız var. Genç nüfusumuz oldukça dinamik ve çabuk adapte olabilen bir kültürümüz de var. Bu siteleri yapan gençlerimiz ortaya çıkardı. Geniş bantı olmadan bu sitelerin hiçbir tanesinin olması Türkiye'de mümkün değildi. Bu da bir başlangıç. Bundan sonra belki bizden de daha yaratıcı projeler çıkacak ve ben buna kesinlikle inanıyorum. Ve son zamanlarda takip edersiniz, özellikle bilişim sektöründe araştırma geliştirmeye verecek destekler, teşvikler, bireysel başvurular da dahil, kurumsal başvurular da dahil tamamen Ar-Ge'ye dönük bir yöntem benimseniyor. Çok önemli. Ülkemizin gelişmesi bundan sonra Ar-Ge'de özellikle bu katma değerli hizmetler ve ürünlerin üretilmesinde olacak. Yazılım teknolojilerinde olacak ve ülkemizde bu konuda gerçekten yakın coğrafyasında bakıldığı zaman son derece potansiyel ve kendi ürün ve hizmetlerini sunabilecek bir konumda. Bundan sonraki süreçlerde bilişim teknolojileri, bilgi teknolojileri ve iletişim teknolojileri Türkiye'nin lokomotifi ve artarak giden, ivmelenen bir yapıyla ekonominin can damarı olacağını söylemek isterim. Yararlı kullanımda herhalde bunun ön şartı. Biraz o konudan devam edelim. Kesin. Çocuklar için mutlaka anne babalarıyla aynı odada, aynı ortamda kullanmalarını önerdiniz. Çalışan anne babaların büyük bir sorunu, gün içinde çocuklarıyla birlikte değiller, sürekli kontrol edemiyorlar. İnternete erişmek çok kolay, evde bilgisayar ve çocuklar artık her şeye o kadar hızlı adapte oluyor ki kullanabilmeleri tek başlarına çok mümkün. Bu noktada ebeveynlere ne önerirsiniz? Bir takım sınırlama programları var belki. Ne yapılabilir çocuğun daha az süre belki sınırlı kullanması için? Doğru. Sınırlama programları var ama şöyle bir gerçek var. Ülkemizde belli bir yaş üstünün internet veya bilgisayar okuryazarlığı dediğimiz seviyesi biraz düşük. Yani gençler o kadar iyi biliyorlar ki bu işi. Kim kimi sınırlayacak aynen, diyorsunuz. Aynen onu demek istiyorum. Gençler bu işi o kadar iyi biliyorlar ki yani ebeveyn istedikten sonra ebeveynlerin bu konuda son derece farklı bir şekilde inandırabilirler. Burada en önemlisi gençlerin bilinçlendirilmesi. Yani yasaklamakla veya bazı şeyleri ifadelerin yanlış söylememek istiyorum. Gençleri sınırlandırmakla fazla bir çözüme kavuşturamazlar. Burada özellikle bizim gibi kurumlara iş düşüyor. Sakıncalı içeriklerin çıkartılması veya bunların ebeveynlerden ve vatandaşlardan gelen bilgiler doğrultusunda derhal yok edilmesi konusunda bir görev düşüyor. İkincisi de önemli olan kısım yaş sınırı, tabii ki belli bir yaşın altında olanlara bununla ilgili güvenlik yazılımları ve sınırlandırma yazılımları var. Bunları rahatlıkla kullanabilirler. Belirli loglar tutuluyor. O gün içerisinde hangi sitelere girmiş, ne yapmış gibi bilgiler olabiliyor. Ama gene iş bilinçlenmekten başlayacak. Örneğin bir oyun sitesine girdi. Orada bir oyun oynuyor ama yan tarafta sağda solda hiç benimsenmeyecek reklamlar çıkıyor. O reklamlara girmeden yalnızca o oyunu oynamasını anlatmak. Bilmediği e-mailleri açmamasını söylemek. Özellikle bilmediği web sitelerde dolaşmamasını ve ne arıyorsa belirli web sitelerinde aramasını söylemek. Bunları anlatmak gerekiyor. Yani bu aslında biraz şuna benziyor. Çocuğunuzu belki ilk başlarda belli bir yaşa gelinceye kadar tek başına sokağa bırakmıyorsunuz. Ama belli bir yaştan sonra artık onu bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Öyle bir sınandırma yapamıyorsunuz. İnternet öyle. Belli bir yaşa kadar siz eğer o temel eğitimleri verdiyseniz, temel kültürü verdiyseniz belli bir yaştan sonra da internette onları yaparken bilinçli bir şekilde, güvenli bir şekilde yapmasını sağlamamız lazım. Burada en büyük rol ebeveynlere düşüyor. Onların bu konuda ya ben artık yaşım geçti, ben bunu öğrenemem, bilemem demeden onlar da bu konuda çocuklarının daha iyi, sağlıklı bir hayatlarının gelişimi için buna biraz destek olmalı. Geride kalmayıp interneti öğrenip kullanmak önemli ama ne olduğunu, neyin ne olduğunu bilmeleri gerekiyor.
Peki ailelere kuşkusuz çok rol düşüyor ama devlete de bir takım roller düşüyor. Sadece ailelerin kişisel güvenliği değil, herkesin kişisel güvenliğiyle ilgili zaman zaman sıkıntılar oluyor. Ve bunların takibi de zorlaşıyor. Kimin hangi adresten yaptı, uluslararası kaynaklardan olabiliyor ve bu kaynak bulunamayabiliyor. Bu sıkıntıları önlemek için zannediyorum yeni nesil internet protokolü son dönemde gündemde. Bütün sunucular bir takım adreslere sahip olacak, takip kolaylaşacak. Nasıl bir proje bu? Biraz bununla ilgili sizden ipucu alalım. Gülçin Hanım, o konuda önce kamuoyunda bir yanlış algı da düzeltmem gerekiyor. IPv6, IPv Version 6 dedikleri versiyon 6 diye tabir ederim. Yeni nesil protokolden bahsediyoruz. Şimdi bu %100 güvenlikle alakası aslında direkt olarak yok. Nedir güvenlikle alakası? Adresleri bulmak veya nereden ne olduğunu bulmak şeklinde demeyelim. Ama bunun teknolojiye dolaylı olarak bir desteğinden dolayı güvenlik desteği olacak. Yani yoksa direkt olarak o protokolden dolayı bir sıkıntı yok. Şimdi bu biraz teknik bir konu. Eski IP versiyon 4 250 32 kadar adres üretebiliyordu. Ve hiç bitmez, bu kadar adres tükenmez denen IP adresleri bitti. Bitiyor. Yani yeni bir cihaz, yeni bir IP adresi alacağımız zaman 2012'yi belki geçtiğinde eğer bu sisteme geçmezsek diye belirteyim. IP adresi bulamayacağız demek oluyor. Evet. Onun için versiyon 6'ya geçilmesi gerekiyor. Ve bütün dünyada bu çalışmalar eş zamanlı olarak yapılıyor. Uluslararası kuruluşlar var, ICANN gibi. Bunlar işin özellikle farkındalığının oluşturulması ve bütün ülkelerin eş zamanlı olarak bu sisteme geçilmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Versiyon 6'ya geçildiği zaman 250-128 adrese sahip olunacak. Yani 200 üzerinden bahsediyorum. İnternette biraz yer açılacak herhalde. Bayağı bir adres açılacak. Biliyorsunuz her elektronik cihaza bir IP adresi verilmesi, her televizyona, her buzdolabına uzaktan kumanda edebilmek, IP adresleri veya oradaki sıcaklıkları size bildirilmesi. Örneğin işte buzdolabımızın sıcaklığı normalde -18 derecede dip frizin ama bu -10'a düştüğü zaman size direkt olarak cep telefonunuza verecek. Bunlar internet üzerinden olacak kavramlar. Biraz böyle daha bir, hayatımızı kolaylaştıracak. Bununla ilgili tabii ki en büyük sıkıntı eski aktif cihaz dediğimiz hub, switch, router gibi cihazlar vardı. İnterneti bize ofis içerisinde kurumsal anlamda paylaştıran veya internet protokollerini bizim farklı ofislerimiz arasında aktarmamızı sağlayan cihazlardı. Bu eski cihazlar versiyon 4 olarak üretilmişti. Tabii teknoloji de o kadar hızlı ilerliyor ki bu versiyon 6 yapısını konuşulmaya başladığı andan itibaren üreticiler son 5 senedir versiyon 6 olarak üretilmeye başlandı. Yani bir nevi bu sisteme de geçilmeye başlandı. Peki son olarak şunu soracağım. Süremizin sonuna geldik. Çok kısaca şuna da yanıt alalım. Bu noktada tüketicilerin, elektronik cihazlara sahip olan kişilerin yapması gereken bir şey olacak mı? Mevcut IP adreslerinin değişmesi gibi bir şey söz konusu mu? Çünkü yeni adresler hepsi yeniden adreslenecek derken böyle bir endişe de oluştu. Kişilere düşen bir şey var mı mevcut şeyler için? Bireysel kullanıcılarda yok. Ama kamu kuruluşları, özel sektör kuruluşları, bunlarda mutlaka yapılması gereken çalışmalar var. Örneğin mevcut cihazlarının eğer bir software upgrade ile yapabiliyorsa bunun versiyon 6'ya dönük olarak yapması ve kendi iç segmentlerinde bunun revize etmeleri gerekiyor. Gene çıkış hatları hangi ISP'lerden yapıyorsa onu o şekilde adapte etmeleri gerekiyor. Özellikle bir de aktif cihazları, kullandıkları cihazların bunun uygun olmadığını kendi üreticilerinin web sitelerinden bunları kontrol etmeleri gerekiyor model yılına ve ürün numarasına göre. Eğer bunlarda bir problem yoksa zaten çok özel bir şey yapmana gerek yok. Ama mutlaka bu işin danışmanı, bilişim uzmanlarında danışmanı ve sistemleri kontrol ettirmeleri tavsiye ederiz. Teşekkür ediyoruz efendim.
Güzel bir sohbet oldu. İnternet dünyasını enine boyuna konuştuk, detayları. Sevgili izleyiciler, TRT Türk'te bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Masa Ekonomi'de interneti konuştuk. Konuğumuz Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren'di. Başka bir programda yeni bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.